Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen haftalarda şunu yapıyorduk. Bir çıkarımın geçerliliğini denetlemek için bu bizim ikinci yolumuzdu. Öncüllerde değişiklik yapmayacaktık. Sonucun ise sadece değillemesini alacaktık. Önermelerin değerleri doğruluk çizelgesi üzerinde belirlenecek. Önermeler arasında tutarsızlık varsa çıkarım geçerli olacak. Önermeler birbiriyle tutarlı ise çıkarımımız geçerli, geçersiz olacak. Bunun da bir tane sadece örneğini yapmıştık. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğer örneğimiz. P ise Q ve değil P veya Q önermesi. Bununla birlikte o halde ne diyorduk? Q çıkarımının geçerliliğini denetleyelim. Şimdi önermemizi ne yapıyorduk? En başta P ve Q'yu alıyorduk. P ve Q'lar var burada. Aynı zamanda bir de değil var. Neyin değili var? P'nin değili var. P ve Q'nun olasılıklarını yazıyorum. Doğru ise doğru, doğru ise yanlış, yanlış ise doğru, yanlış ise yanlış olarak belirledim. Şimdi P önermesinin değilini alıyorum. Bakın burada doğruydu. Hemen burada ne oldu? Değilini alırken tam tersi yanlış. Doğruyken yanlış, yanlış iken doğru, yanlış iken doğru şeklinde ifade ettim. Daha sonra P ise Q, yani ilk önermeye geldim. İlk önermenin doğruluk değerini yazıyorum. İse de hangileri bulunuyordu? İse bağlacında. İse de sadece doğruyken yanlışa gidersem yanlış oluyordu. Diğer durumlarda doğruluk değerini alıyordu. Bakınız. Yanlıştan doğruya gitsek bile doğruydu. Yanlıştan yanlışa gidince de neydi? Doğruydu değerli arkadaşlar. Şimdi değil P'yi oluşturmuştum zaten. Bununla birlikte veya bağlacıyla Q'ya bağlamam gerekiyor. Veya bağlacıyla bu ikisini. Veya da koşulumuz neydi? Doğruyken yanlış ise, yanlış iken doğru ise doğru. Ya, ikisinin de yanlış olduğu durumlarda yanlış. Diğer durumlarda doğruluk değerini alıyordu. Yani bir tanesinin doğru olması bizim için kafiydi. Bununla birlikte sonuç önermesinin de değilini alacaktık. Sonuç önermemiz ne? Q. Q'nun değili neydi? Bakın burada doğruyken hemen yanlışı ifade ettim. Yanlış iken doğru yazdım. Doğruyken yanlış yazdım. Yanlışken de doğru yazdım. Şimdi bakıyorum. Doğruluk çizelgesinin son satırında tüm önermeler doğru değerini almış. İşte bakın burada tüm önermeler doğru değerini almış. Böylece önermeler arasında tutarlılık sağlanmış oluyordu. Bu nedenle çıkarımımız geçersiz olarak bulunuyordu değerli arkadaşlar. Şimdi bir diğer başlığım. Niceleme mantığı, yani yüklemler mantığı. Önermeler mantığında sembolleştirme yapılırken önermelerin nitelikleri ve yapıları ifade edilir. Önermelerin nitelikleri olumlu ve olumsuz, yapıları ise basit ve bileşik olarak gösteriliyor. Şimdi birincisi sembolleştirme. Sembolleştirmede nelere dikkat etmem gerekiyor? Niceleme mantığında önermeler mantığında kullanılan değilleme, yani değil işareti, simgesi, tümel evetleme ve tikel evetleme veya koşul ise karşılıklı koşul ancak ve ancak sembollerini kullanacağım. Bunların dışında niceleme mantığına özel sembollerde ne yapıyor? Bulunuyor arkadaşlar. Birincisi at sembolleri. At sembollerinde niceleme mantığında önerme içinde geçen özneler için A, B, C gibi küçük harfler kullanılarak ne yapılacak? Sembolleştirilecek. Hemen örnek verelim. Esra hemşiredir önermesinde ne yapıyorum? Önermede geçen özneler için A, B, C gibi küçük harfleri kullanacağım. O halde Esra için A'yı kullanacağım. Öznem, tek öznem var. O yüzden de sadece tek bir A'yı kullanacağım. İkinci örneğimizde Sokrates, Platon, Aristoteles ilk çağ filozoflarıdır. Burada öznem ne? Sokrates, Platon ve Aristoteles. O halde ne yapıyorum? Yine küçük harfleri kullanıyorum. A'yı kullanıyorum Sokrates için, Platon için B'yi kullanıyorum ve Aristoteles için C'yi kullanmış oluyorum değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadar. Diğer videomuzda da
bu sembolleştirmeye ne yapacağız? Sizlerle birlikte devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.